Ablacığım bak sana çorba yaptım kendi ellerimle. Hem de mercimek çorbası en sevdiğinden. Hadi iç soğutmadan. Biliyor musun abla? Şu mercimek çorbası boğazıma bir yumru gibi oturdu yıllarca. İçmek istedim ama içemedim bir türlü. Çünkü bu çorbaya her baktığımda çocukluğumuzu hatırladım. Bana yaptığın mercimek çorbalarını. Annem kadar güzel yapamamışsın diye sana takılmalarımı. Sonra kim daha önce çorbayı bitirecek diye yarış yapmamızı. Hiçbirini silemedim aklımdan. Yani yüzüm bile gittikçe siliniyordu. Ama anılarımızı unutamıyordum. Bir yandan unutamıyordum. Diğer yandan unutmak istiyordum seni. Çünkü seni hatırlamak beni mutlu ediyordu. İşte gelmeme ihtimali ise bana acı veriyordu. Ama geldin işte. Hiç beklemediğim bir anda çaldın kapımızı. Yani böyle olmasını hiç hayal etmemiştim ama oldu. Öyle ya da böyle. Sana yeniden kavuşabildiğim için ne kadar şükretsem az. Sadece daha erken kavuşabilirdik diyorum. Daha erken gelebilirdin abla. Tüm bunlar olmadan. Sağ salim çıkabilirdin karşımıza. Neden bize de kendine de bunu yaptın? Filiz, kızım bir damla un kalmamış. Marketten bir koşu alıver. Akşama ıspanaklı börek yapacağım. Ablanın en sevdiğinden. Filiz. Ben de o çorbadan içmedim hiç. Sensiz. Şimdi de içim. Akşam iftarda beraber içeriz. Olur mu? Olur tabii ablacığım. İçmez miyiz hiç? Hoş geldin tekrar. Ailemize, evimize hoş geldin. Kaçıncı oldu? Misilleme mi yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki. Yok yani misilleme falan değil. Yani yemin ederim böyle korkutmak amacıyla yapmadım. Hani ablanın geldiğini duyunca ben seni merak ettim açıkçası. Ablan nasıl? Ablam iyi. İyi olacak inşallah. Epey yıpranmış. Annemler rehabilitasyon merkezinden getirdi. Orada tedavi görüyormuş. Ya şimdi yürümekte bile zorlanıyor. Hali, mecali yok. Ama toparlanacak. Ya da ne olacak bilmiyorum. En son gördüğümden çok farklı şu an. Bambaşka biri gibi sanki. Eskiden gözlerinde bir parıltı vardı. Şimdi o parıltı yerini bir karanlığa bırakmış. Ya o karanlık o kadar büyük ki içindeki ışığı yutmuş gibi sanki. Sen aydınlatırsın Filiz. Sen aydınlatırsın çünkü senin ışın bütün yıldızlara bedel. Benim ruhumu aydınlattığın gibi ablanın ruhunu da aydınlatacağına, hatta o karanlıktan çekip çıkaracağına o kadar eminim ki.
Ben nasıl yapacağım ki bunu bilmiyorum. Ya ablama nasıl iyi geleceğimi bilmiyorum ki. Kafam allak bullak. Sevgi. Sevgiyle Filiz. Ramazan dayımın formülü gibi. Böyle bir tutam sevgi, bir tutam Filiz. Hepsi bu kadar. Maşallah sen de Ramazan abimden bayağı bir alıntı yapmaya başladın. Gözünden kaçmıyor. Ne yapalım? Ya genetiğimiz de var herhalde. Ufak ufak bir şeyler çıkıyor bizden de. Peki senin genetiğinde ne var biliyor musun? Ne var? Güçlü olmak var tabii ki. Ablanın genetiğinde de bu özelliğin olduğuna kalıbımı basarım bak. Ne de olsa Adile teyzenin kızlarısınız. Siz de olmayacak da kim de olacak Allah aşkına. O yüzden sıkma o tatlı canını. Sende de ablanda da bu güç, bu ışıltı olduğu sürece ablan bir haftaya kalmaz ayaklanacak. Bak Erkan dediydi dersin. Ya bir şekilde yüzümü güldürmeyi başarıyorsun biliyor musun? Şu an sana sarılmayı o kadar çok isterdim ki. Ama yapamazsın değil mi? Çünkü bir gören olur değil mi? Evet, tam da üstüne bastın. Ya zaten şu anda eve çok yakınız. Ramazan abim görmesin maazallah yani. Dolanma sen ortalıkta. Hem ben onu almaya diye çıktım zaten. Annem şimdi nerede kaldın diye arar. İyi bakalım. Nasıl istiyorsan öyle olsun Mucit Hanım. Ha bana bak. Bu sarılma mevzusunu yazıyorsun bir köşeye ama ha. Unuttum sen mi? Tamam canım yaz. Sen hiçbir şey unutma. Unutma. Hadi dikkat et kendine. Tamam. Görüşürüz. Hadi sen de dikkat et. Ablana da selam söyle olur mu? Söylerim. Tamam.